Evet değerli izleyicilerimiz, yaklaşan yerel seçimler ve belediyecilik hakkında kısa röportajlarımız devam ediyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz çok Muhammed kısa? Muhammed Bey, kısa anketimiz var. Mümkün mertebe kısa ve öz sizden cevaplar istiyoruz. Evet. Örneğin belediye deyince aklınıza ne geliyor? Yani belediye nedir? Belediye deyince aklıma hizmet geliyor. Hizmet geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Çok kısa. Peki ideal bir belediye başkanının, yani belediye başkanının sizce 3 özelliği ne olmalı? 3 tane özelliği. Birinci özelliği halk ile iç içe olması gerekiyor. Evet. Bütünleşmesi gerekiyor. Anladım. İkinci özelliği herhangi bir dediğim gibi bir terör bağlantılı cemiyetle, cemaatle mesela FETÖ bağlantısı olmaması herhangi gerekiyor. Herhangi şey olmaması gerekiyor. Üçüncü evet. özelliği de hizmet vermesi gerekiyor. Teşekkür ederim, izin veririm. Peki bir başka sorumuz. Örnek aldığınız bir belediyecilik var mı? Örnek aldığımız belediyecilik. Yani şöyle diyeyim, çok yakın bir bölgeyi Çayeli'ye bakınca mesela oranın Çayeli. Daha temiz olduğunu görüyorum. Onu örnek alabiliriz. Peki, teşekkür ederim. Peki pazarda belediyecilik anlayışı ve belediye hizmetlerini şu an nasıl buluyorsunuz? Belediyecilik anlayış ve hizmeti. Orta buluyorum. Orta, kısa ve öz olarak bunu da sizlere cevapladınız. Bir başka bilgimiz, siz belediye başkanı olsanız ne gibi hizmet yapardınız, neyle başlardınız? Belediye İstihdam başkanı. Meydana gelecek, mesela işsizliği önleyecek projeler sunardım. Projeler sunardım. Çevre düzenlemeleri falan yapardım. Evet, çevre düzenlemeleri yapardım. Ya aklıma pek bir şey gelmiyor yani belediyenin. Ya en azından bu iki kişiyi hemen iki aldık. Şey, evet. Teşekkür ederim kısaca. Peki belediye başkanı adaylarına şu anda 3 partiden, yani isimleri tam belli değil ama yani 3 tane aday karşımıza çıkacak. Onlara ne söylemek isterdiniz siz adaylara? Halkla bütünleşmelerini tavsiye ederim. Halkla bütünleşsinler. Evet, yani iyi projeler sunup ülkemizi veya bulunmuş olduğumuz beldemizi böyle huzur, refah beldesi haline getirmelerini. Getirsinler. Yani bunlara tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Peki bir başka açısından sizce Pazar Belediyesi'nin en önemli çözülebilecek en önemli sorunu son olarak ne görünüyor yani ilk etapta çözmesi gereken şey? Çevre düzenlemesi. Çevre düzenlemesi ile ilgili evet. Onu yapılması gerekiyor diyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim, kurslar açabiliyorsa kurs. Evet, onu da ayrı bir iki şey de yapabiliriz. Evet. Peki bir başka soru. Belediyenin işte kültür hizmetleri, sağlık hizmetleri ve aynı zamanda yine bakalım eğitim hizmetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü genelde bazı belediyeye baktığımız zaman kültür, eğitim ve sağlık hizmetleri sunuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belediyenin eğitim hizmetleri. Böyle bir hizmetlerini görmüyoruz. Şu ana kadar görmediniz diyorsunuz. Peki, yani şahsen ben göremedim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diyorum. Sağ olun.